Kur'an-ı Kerim'de fakususil kasas dedi. Ana onlarga tarihte bulup ötken vakiyelerini aytib berin dedi. İnsanın zihnine en yakın kelerkenlerse tarihte bugün vakiyeni aytib berseniz Araplarda makalıge göre fateşebbehum illem tekunu mislehum ular kabi bo'lmasangiz ham şularga o'xshashlikka hareket kılın degen Araplarda makalı var. Biz en sahaba bulmadık. Lekin sahabalarga o'xshashlikka hareket kılıştığımız kerak. Hazır ki sahabanın şerefi Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhu. Bu kişinin yaşı men aytib berib turgan vaqtidagi yaşı 19 yaşta. İçimizde 19'a girgen adamlar köp. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen uçuraşken vaktilerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin yaşı 58 yaşta. Yani bu mukarenadaydı, keleştirişlik, bizi zihnimize yakın keleştik için. Karan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 58 yaşta, yani aksakaldaydı bizde, yaşkette. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anhu 19 yaşıdılar. 19'a girdi. Şu vakiyeni aytayotgan vaktimizde Cabir radıyallahu anhu'nun otasını ötüp ketganiga bir yıl bo'lgan. Shunday tasavvurimizga keltirib olsak yaxshi bo'ladi. Mana hozir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cabir radıyallahu anhu'nun huzuriga kelardilar. Ve Cabir radıyallahu anhu ise ötken yili atası Uhud gazada da şehit oldu. Yani uktala beni mana bu cayımdan kemanını oku kirseyi cennetke doğru gitsem degen sözge göre doğru olsan doğru olasan degen bana şimdi vakıya bulup Abdullah ibn Haram atasına ettik. Abdullah ibn Haram şehit bugün. Bir yıldan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zatur Riqa gazatıya berçe sahabalarına ne dağıldı. Endi Cabir radıyallahu anhu'nu karayın. Cabir radıyallahu anhu özleri otasından köp nerseni miras kılıp almadı. Biz ettik ötkeyle otası öttü bu kişiyle. Keçkine hurma zarı barakken ve hurma zarı da bazen çıkıp bazen çıkmaya kaladıken kuduk var. Bitte tüyesi var. Tüye cüde azgın. Bu uzakka seferge köp bardaş verirken tüyemez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cabir radıyallahu anhu bilen sohbetleşirken vakti. Ben öyleyim ben inşallah sizlerde tasavvur hasıl oldu. Ötkeyli bu kişinin atası öttü. Özü 19'a girdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 58 yaşa girdiler. Hem de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zatur Riqa gazatıya çakırgenlerde birge hemmes geçişti. Gazattan kayıp geliyetken vaktilerde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in adatları gazatka ketiyatken vaktlarda koşunlu aldıda ketkenler. Gazattan kayıtiyatken vaktlarda koşunlu ordıda kegeller. Nemege ketiyatken de adamlarda küçük bir buluşu mümkün, nergi taraftan düşman buluşu mümkün, ben birinci yürümen de yaptılar. Kayıtiyatken de adamlar üyüge şaşadı, üyüge tezket edi. Ortada zayıflar, İhtiyacı varlar, ya ki Cabir radıyallahu anh'ın yokşap tüyesi azgınlar, kesel adamlar ortada kapkalışar. Cabir radıyallahu anh'ın özü eytiyaptır, rivayet kıladı. Bu hadis sahih hadis. Tüyesi bilen bir gelikte Cabir radıyallahu anh'ın koluya bir hassasını alıp, o şey kamçısını alıp tüyesini uğradı. Sen demek ki yürümeysen de tüyesi yıkarak. Hemme ketti, sen kaldın, nime ki yürümeysen deyip tüyesini kamçılayırken buladı. Huddi tüyesi ayet yaptı ki, ben özü zorga bargan basam, kaytıp şu yere yetip geldim. Yani ya ben, beni taşlap geçsen ya, ben küçüm yetmeyin diye. Tüyeni küçük tükeken, cüde azgın. Bunların hem ortada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelip kalanlar. Kale men dedi. Kim? Cabir radıyallahu anh'ı arkaya karıp lebbeyke deyip ortaya karasa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem duruptular. Lebbeyke ya Resulallah dedi. Sahabalarına adabı şundey. Fil manşati vel mekrah dedi. Cüde küçük kuvvetleri bob durgen de hem zayıflıklar de hem
boyliklarda ham, kasalliklarda ham, sog'liklarda ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga sahobalar labbayk deb javob berishgan. Mana bu sahobalar bilan bizning farqimiz. Siz bilan biz aytamiz, hozir payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yo'q u desa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari bor u, lekin biz labbayk deya olmayapmiz u ko'piga. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy, payg'ambarni ovozidan sizlarning ovozlaring yuqori ko'tarilmasin deyapti. Tirikligida, yonida, dunyodan o'tib ketganda sunnatidan ovozingiz ko'tarilmasin degan. Tiriklik vaqtlarida yonida, dunyodan o'tganlardan keyin bir kishi kelib, mana bu sunnat ekan desa, yo'q, bunday bo'lmaydi deb ovozingiz ko'tarilmasin deb mufassil ulamolarimiz aytishgan ekan. Endi 19 yoshdagi odamga bizni hozirgi kunimizdagi 58 yoshdagi odamni muomalasini ko'ring-u, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan Jabir roziyallohu anhu suhbatini ko'ring. Biz mana shu tarixda bo'layotgan voqealarni eshitayotganimizda juda zo'r voqeani aytib berdi deganimiz yaxshi-ku. Mana bunday foydalar men olishim kerak ekan deb o'zimizga foydalarni olaylik shuning ichida. Bizda masalan, nechinchi yil tug'ilgansan falon, sen mendan bir yosh kichkina ekansan, aka deysan deb darro haq talab qilish boshlanadi. Ammo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam buni aksi bo'lgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yoshni talab qilmaganlar, balki xulq, odobni, axloqni ko'rsatib berganlar. Turibdi Jabir roziyallohu anhu, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam, Jabir nima bo'ldi dedi. Bilmayman, meni mana shu tuyam bor, ozg'in tuya. Uyga qarab yaqinlashganimda mana hamma ketib bo'ldi. Bu tuyam yurmayapti dedi. Suving bormi qo'lingda deganda, ha, suv bor dedi. Suvni olib payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam boyagi tuyani ustiga sepadilar. Qamching bormi dedi. Yordam berishni qarasangiz, bismillah deb 3 marotaba payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yoki ko'proq yoki ozroq payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam boyagi tuyaga qamchisi bilan zarba qiladi. Tuya o'rnidan turadi deyapti. Bularni hammasini Jabir roziyallohu anhu o'zi aytib bergan. Jabir, sen tuyanga chiq dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, sen tuyanga minib ol dedi, men ham o'zimni tuyamga minib olaman. Tuyasiga mingandan keyin Jabir roziyallohu anhu aytdiki, men dedi, oldin tuyani oldiga yurishlik uchun qancha kuch sarflagan bo'lsam, endi tuyam payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tuyasidan o'tib ketmaslik uchun ikki barobar ko'proq kuch sarfladim dedi. Bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning mo'jizalaridan. Tuyam yurmayotgan edi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tuyani suv sepib qamchisi bilan urganlardan keyin endi payg'ambarni tuyasidan ham meniki o'tib ketyapti, men hijolat bo'ldim, orqaga bor kuchim bilan tortishlikni boshladim dedi. Mana endi tasavvur qiling, mana shu joyda hamma ketib bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hamda Jabir roziyallohu anhu birga qolib turibdilar. Endi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu kishini gapga solyapti. O'zi bu kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni gapga solish kerak. Nimaga? Maqtanatda borib, men Rasululloh bilan birga qoluvdik falon yerda gaplashib o'tirib, bunday deb oldimki, men buni so'rab oldim deyish uchun. Kattaroq odamdan qolib ketsangiz gapirmay o'tiradi bizda. Yoki biz kichikroqdan qolib ketsak gapirmay o'tiramiz. To'g'riroq. Biz aytdik 18:58, 19:58. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ha, Jabir shoshilib qoldingiz, qayqa shoshilib qoldingiz?" dedi. Biladiki Jabir roziyallohu anhu uylandi, buyuk. Qayerga shoshilib qoldingiz dedi. Hazil ham o'zini o'rnida. Endi shu uylangan edik yo Rasululloh, uyga qarab ketyapmiz. Qazotdan qaytyapmiz. Uylangan edim, uyimga shoshyapman dedi. To'g'risini aytdi. Uylangan edim, uyimga qarab shoshilib ketyapman dedi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam so'radilar yana. Jabir, ha, mashallah, zo'r bo'pti uylanganingiz, ajoyib bo'pti. Bokira oldingizmi yo bir turmush ko'rganini oldingizmi dedi. Buni hijolatga solib qo'yardi darro. U kishi kutilmagan savol bo'ldi. Bokiraga uylandingizmi yoki
turmush ko'rganigami? Deganda Jabir roziyallohu anhu aytdilar ki, ey Alloh taoloning elchisi, men bir turmush ko'rgan ayolga uylandim dedi. Savol shu yerda tugamaganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yana aytadilar. Ha, Bokiraga uylanmabsiz dedi. Turmush ko'rmaganiga uylanmabsiz-da dedi. Indamay qoldi Jabir roziyallohu anhu. Tula'ibuha va tula'ibuk dedi. Siz u turmush ko'rmagan bilan turmush qurganingizda yosh qiz bilan degan. Siz u bilan o'ynardingiz. Esiga tushyapti kimlardir nimalar. U siz bilan o'ynardi dedi. Bu kimning so'zi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning so'zi. Xuddiki sharhida Jabir roziyallohu anhu ni charchog'ini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam olyaptilar. Kayfiyatini ko'taryapti, savol beryapti. Hazil aralashib olib. Ha, turmush ko'rganini olyapsiz. Turmush ko'rmaganini olganingizda siz u bilan o'ynardingiz. U siz bilan o'ynar edi. Undan keyingi ikkita so'zni men faqat arabchasini aytaman. Uni tarjimasini sizlar ko'tara olmaysizlar. Wa lu'abuha wa lu'abuka wa tuda'idu. Shunga o'xshagan so'z. Deganda Jabir roziyallohu anhu hijolat bo'lib ketdi. Ya Rasululloh, endi sababi bor dedi. Men uni xonada bo'laman, tarjimasini aytib beraman bo'lsanglar. Juda ajoyib buni tarjimasi. Sen dedi, agar turmush ko'rmaganini olganingda mana bunday ishlar bo'lgan bo'lar edi dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Shunda ya Rasululloh dedi. Ey Alloh taoloning elchisi dedi. Xabaringiz bor, o'tgan yili meni otam dunyodan o'tdi dedi. Abdulloh ibn Harom. Otamdan 9 ta qiz qolgan, faqat men o'g'il farzand tug'ilganman dedi. Yana 10-si bo'lib qolib, yana bir qizni olib kelib, bularga qo'shib qo'yishligini men xohlamadim dedi. 10 ta qiz bilan qolib ketishligini xohlamadim dedi. Bularni tarbiya qiladigan bir ona bo'lsin deb, yoshi kattaroq, turmushni ko'rgan, taom qiladigan, uyini qaraydigan bu qizlarni qaraydiganiga uylangan edim. Shu sababi shu yerda dedi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam asobata to'g'ri ish tutibsiz ey Jabir deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Jabir roziyallohu anhuga aytgan ekanlar. Shu hadisni sharhida ulamolarimizning bir so'zlari borda. Biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan nimani o'rganamiz desa, mana e'tibor bering. Namoz o'qishni, roza tutishni va shunga o'xshagan narsalarni o'rgandik, yaxshi. Ruku qilayotganda hammamiz ruku qilyapmiz. To'g'ri. Roza tutayotganimizda hammamiz rozani tutyapmiz, chiroyli qilib. Ammo muomala qilayotgan vaqtimizda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning muomalasini juda kam odam eplay oladi xolos. Aslida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar: "Ad-dinu al-muomalatu." Bu din muomaladan iborat deyapti. Hozir men sizlarga 3-4 marotaba qaytadan 19 yoshda 58 yoshda dedim. Yoshni qo'ying. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam butun insoniyatning eng kattasi, eng sayyidi, eng taqvodori, eng obro' e'tiborligi. Karvonning eng oxirida qolib ketayotgan insonga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam borib o'ziga xizmat qilyapti. So'ngra uni kayfiyatini ham ko'tarib qo'yyapti. So'yna payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ey Jabir dedi, siz to'g'ri qilibsiz. Mana bu ayolga uylanin. Tuyani boya so'kib qo'yibdi Jabir roziyallohu anhu. Men deyaman. Bu turmaydigan tuya, yurmaydigan tuya bizning tilda aytganda boshimga balo bo'ldi bu tuya deganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana shu so'zini eslatadi. Buni kecha aytdik bu joyini. Ey Jabir, tuyani sotmaysizmi dedi. Ikkinchi bir foydasi chiqadi. Hadisda aytib ketayotganda foydalari bilan aytib ketsak yaxshi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar:
İnşallah bu hakkında bir bayan kılamız. Keng bir hadis var. Özü kiçkine, manası cüde keng hadis var. İrdi bima qasamahullahu lek tekun agnan nas degen hadis var. Allah Teala sizge bölüp berganiga razı bo'ling ta. Mana şu dünyada eng boy insan bo'lib yashaysiz degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Jabir radhiyallohu anhu ning bitta tuyasi bor. 9 ta sinisi bor. Sal to'xtab qoladigan, ba'zan chiqib turadigan kudugi bor bitta. Bitta ikkita xurmosi bor. U 9 ta qizni qarash kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytayaptilar: "Ey Jabir, tuyani sotmaysizmi?" dedi. Shunda Jabir radhiyallohu anhu aytdiki: "Huwa laka ya Rasululloh" dedi. Bu tuya mendan sizga bekorga oling deyapti. Bu erkak kishini sifatida, bu erkak kishini ayniqsa musulmon erkak kishini sifati. Qo'li ochiq bo'lish kerak. Erkak kishiga yarashadigan kiyim mana shunday bo'ladi. O'ta iqtisodiy bo'lib ketib qoldik birodarlar. Hadiya, ihson, sovg'a, berib yuborishlik degan narsalarni o'rganishimiz kerak. Hali Jabirda hech narsasi yo'q. Bitta yurmaydigan tuyasi bor. Ya Rasululloh, tuya sizga dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam 3 marotaba qaytaradilar. Bal bi'nihi ya Jabir, ey Jabir, men buni sotib olaman dedilar. Ya'ni aytayaptilarki, men azmi qaror qildim. Hadiya oladigan o'rin boshqa, sovg'a oladigan o'rin boshqa. Men hozir bu tuyani sotib olmoqchiman dedilar. 3 marotaba aytganlardan keyin ey Jabir hijolat. Ya Rasululloh, sotib olmoqchimisiz? Ha, sotib olmoqchiman. Bular ketishyapti, karvon ketib bo'lgan, bular sekin bosib gaplashib ketishyapti. Bu o'zini tuyasida, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zini tuyasida. Agar sotib olmoqchi bo'lsangiz, qani narxini aytib ko'ringchi dedi. Buni narxi 25 marotaba takror bo'ladi va uni narxidan keyin yana nimalar bor, so'zlari bor. Ertaga inshaalloh buni nihoyasiga yetkazishga harakat qilamiz. Xudo xolasa. Inshaalloh.